Ya İstiklal Ya Ölüm dinleme izleme metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 68, 69, 70, 71, Millî Mücadele ve Atatürk teması, Ya İstiklal Ya Ölüm dinleme izleme metni cevapları, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 68 cevapları, hazırlık çalışmaları soru. TBMM'nin açılışın tarihimizdeki önemiyle ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. TBMM'nin açılışın tarihimizdeki önemi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır. Bu tarih, Türk milletinin egemenliğini eline aldığı ve bağımsızlık mücadelesine resmi olarak başladığı bir dönüm noktasıdır. TBMM'nin açılması, Kurtuluş Savaşı'nın yönetilmesi ve bağımsızlık hareketinin bir devlet düzenine kavuşması için atılan en önemli adımdır. TBMM'nin açılması, milletin iradesinin temsil edildiği bir meclis olarak halkın egemenliğini sağlamıştır. Aynı zamanda Atatürk'ün egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir sözüyle ifade ettiği gibi, monarşi ve saltanat döneminin sona erdiği, halkın kendi kendini yönetmeye başladığı yeni bir dönemin başlangıcıdır. TBMM'nin açılması, bağımsızlık mücadelesinin hukuki ve siyasi altyapısını oluşturmuş, Kurtuluş Savaşı'na liderlik ederek zaferin kazanılmasını sağlamıştır. Bu nedenle 23 Nisan, Türkiye'de her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta ve tarihimizdeki büyük bir devrimi simgelemektedir. Soru: Sizce Atatürk, TBMM'nin açılışın kutlandığı 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etmiştir? Tartışınız. Cevap: Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir çünkü çocuklar, bir milletin geleceğini temsil eder. TBMM'nin açılışı, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli adımıdır ve bu kazanımların gelecekte de korunması için sorumluluk çocuklara aittir. Atatürk, çocukların iyi eğitim alarak, özgür düşünceli ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini güvence altına alacak en önemli unsur olarak görmüştür. Bu nedenle, ulusal egemenliğin sembolü olan 23 Nisan'ı, geleceği inşa edecek olan çocuklara armağan etmiştir. Soru: Öğretmeniniz, uygun gördüğü bölümlerde filmi durduracaktır. Bu bölümlerde filmin devamı ile ilgili tahminlerde bulununuz. Cevap: Öğretmeniniz filmi durduracağı yerden itibaren tahminlerinizi yazabilirsiniz. Birinci etkinlik soru: İzleyeceğiniz filmde anlamını bilmediğiniz kelime veya kelime gruplarını aşağıya not alınız. Bunların anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Cevap: İzlediğiniz filmden anlamını bilmediğiniz kelime gruplarını yazabilirsiniz. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 69 cevapları. 2. Etkinlik soru: Aşağıdaki soruları izlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız. Soru: Mustafa Kemal'in meclisimize Büyük Millet Meclisi adını önermesinin nedeni nedir? Açıklayınız. Cevap: Çünkü bu meclis tüm milletin iradesini temsil ediyordu. Soru: Meclis binasının kiremit ihtiyacı nasıl giderilmiştir? Açıklayınız. Bu sahne ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Halktan toplanan yardımlarla giderilmiştir. Bu sahne halkın dayanışmasını gösterir. Soru: Mustafa Kemal'i oğluyla ziyaret eden kişi kimdir? Bu kişinin milli mücadeleye katkılarıyla ilgili neler biliyorsunuz? Anlatınız. Cevap: İsmet İnönü'dür. Milli mücadeleye askeri başarılarıyla katkı sağlamıştır. Soru: İşgal Kuvvetleri Komutanı, yaptığı telefon görüşmesinde nasıl bir haber almıştır? Bu haber karşısındaki tepkisi ne olmuştur? Cevap: Direnişin başladığını öğrenmiştir ve bu haber onu öfkelendirmiştir. Soru: Meclisin açılışında Halide Edip hangi duygu ve düşünceler içerisindedir? Siz bu açılışta yer alan biri olsaydınız neler hissederdiniz? Açıklayınız. Cevap: Gurur ve umut doludur. Ben olsaydım, özgürlük için büyük bir onur hissederdim. 3. etkinlik. Soru: Atatürk ve beraberindekilerin meclisin açılışı için meclis binasına doğru ilerlediği sahnede sözlü olmayan bazı mesajlar verilmiştir. Bu mesajlar hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, sessizce ilerlemeleri, halkın sessiz ama kararlı desteğini gösteriyor. 4. etkinlik soru, izlediğiniz filmin başlığının sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri aşağıya yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişler kullanınız. Cevap, filmin başlığı, fedakarlık ve bağımsızlık için verilen büyük mücadelenin önemini hissettiriyor. Özgürlük, kanla kazanılır gibi bir düşünce uyandırıyor. 5. etkinlik soru, İstiklal Marşı ile ilgili elektronik içeriği yapınız. Cevap, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 70 cevapları, 6. Etkinlik soru, aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metnin size çağrıştırdığı duygu ve düşüncelerle ilgili bir konuşma yapınız. Gözüm cephede, kulağım İnebolu'da Şerife Bacı, Kastamonu'da yaşayan bir annemizdi. Bir bebeği vardı, adı Elif. Şerife Bacı bir gün duyar ki cepheye mermi gerek. İstanbul'dan İnebolu'ya deniz yoluyla gelen mermilerin Ankara'ya götürülmesi gerekiyor. Ama erkekler cephededir. Kadınlar bu durumu görev bilirler. Mermilerin taşınması için gönüllü olurlar. Şerife Bacı da bu gönüllü grubun içindedir. Bebeğini kucağına alır. İnebolu'ya mermileri almaya gider. Mermileri buradan alıp Kastamonu'daki kışlaya teslim edeceklerdir. Oradan da mermiler cepheye, Ankara'ya ulaşacaktır. Şerife Bacı, köyünden 2 öküzünü alır. Mermileri kağnıya yükler. Mermilerin yanına da bebeğini yatırır. Kış ayıdır. Soğuktur. Şerife Bacı'nın soğuktan eli ayağı buz kesilir. Yan kardan önünü zar zor gören Şerife Bacı için yolculuk gittikçe zorlaşmaktadır. Bir ara bebeğin ağlama sesini duyar. Gidip baktığında mermilerin ve Elif bebeğin üzerine örttüğü battaniyenin yan kardan sırılsıklam olduğunu fark eder ve bunun üzerine mermilerin ıslanmadan cepheye gitmesi için Şerife Bacı kendini, mermilerin üstüne örtü yapar. Sabah olduğunda kışlanın önünde bir kağnı görünür. Askerler, bu nasıl buraya geldi? diye düşünürken arkada yüklü mermileri ve onları bir anne gibi sarıp sarmalayan Şerife Bacı'nın cansız bedenini görürler. Şerife Bacı vatan sevgisiyle şehit olmuştur. Onun yaptığı bu fedakarlığı milletimiz hiçbir zaman unutmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gözüm cephede, kulağım İnebolu'da, sözü de bize bu olayı ve Şerife Bacı'yı hatırlatır. 1922 yılının 30 Ağustos'unda büyük zafere giden yolda, Şerife Bacı gibi daha birçok kahramanımızın fedakarlığı vardır. Ruhları şehide olsun. Cevap. Bu metin bana vatan sevgisi, fedakarlık ve cesaret gibi duyguları çağrıştırıyor. Şerife Bacı, cepheye mermi taşıma görevini yerine getirirken, kendi canını hiçe sayarak mermilerin ıslanmaması için hayatını feda ediyor. Bu hikaye, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kadınların ne kadar önemli bir rol oynadığını ve bu uğurda gösterdikleri fedakarlığı bize hatırlatıyor. Şerife Bacı'nın yaptığı bu büyük kahramanlık, ülkemizin kazanılan zaferlerinde halkın birlik ve dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Onun gibi nice isimsiz kahramanlar sayesinde bugün özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bu hikaye bana, ülkemizi korumak ve ona sahip çıkmak için her zaman bilinçli ve sorumluluk sahibi olmamız gerektiğini hatırlatıyor. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 71 cevapları. Soru, milli mücadelemizin kadın kahramanları ile ilgili edu ve gov uzantılı genel ağ adreslerinden bir araştırma yapınız. Araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri sınıf panosunda arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Şerife Bacı. Şerife Bacı, İnebolu'dan cepheye mermi taşırken bebeğiyle birlikte soğuktan donarak şehit olmuştur. Kendi canını hiçe sayarak mermilerin cepheye ulaşmasını sağlamak için yaptığı fedakarlık, milli mücadelenin unutulmaz kahramanlık öykülerinden biridir. Halide Edip adı var. Halide Edip, milli mücadelenin simge isimlerinden biridir. İstanbul'da düzenlediği mitinglerle halkı işgale karşı örgütlemiş, ayrıca cephe gerisinde önemli görevler üstlenmiştir. Savaş sonrası yazdığı eserlerle milli mücadelenin ideallerini anlatmaya devam etmiştir. Nene Hatun. 93 Harbi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında gösterdiği kahramanlıklarla tanınan Nene Hatun, Millî Mücadele yıllarında da cesaretini sergilemiştir. Erzurum'daki halkı teşvik ederek işgale karşı direnmiş, kadınlara örnek olmuştur. Kara Fatma, Fatma Seher Erden. Kara Fatma, Millî Mücadele'nin en tanınmış kadın kahramanlarından biridir. İstanbul'un işgali sırasında Kuvayi Milliye'ye katılarak düşman kuvvetlerine karşı savaşmış, cephede komutanlık yapmıştır. Kendi müfrezesini kurmuş ve erkeklerle birlikte mücadele etmiştir. Ayşe Çavuş, Çete Ayşe. Ayşe Çavuş, Yunan işgaline karşı Aydın'da direniş göstermiştir. Silahlı olarak düşmanla savaşmış, erkeklerle omuz omuza cepheye gitmiştir. Çete Ayşe, vatan sevgisiyle hareket eden cesur kadınlardan biridir. Tayyar Rahmiye. Adana'da Fransız ve Ermeni kuvvetlerine karşı direnişin simgelerinden olan Tayyar Rahmiye, erkeklerle birlikte çatışmalara katılmıştır. Gösterdiği kahramanlık nedeniyle Tayyar, uçan, lakabı verilmiştir. Gördesli Makbule. Gördesli Makbule, İzmir'in işgalinden sonra Kuvayi Milliye'ye katılarak Yunan işgalcilere karşı savaşmıştır. 21 yaşında şehit düşerek Millî Mücadele'nin unutulmaz kahramanlarından biri olmuştur. 7. Etkinlik Onur, aşağıdaki cümleleri sırasıyla inceleyerek cümlelerin anlam özelliklerinden hareketli bir örüntü oluşturmuştur. Onur'un örüntü için kullandığı semboller şunlardır. Nesnel yargılı sebep-o-sonuç cümleleri. Öznel yargılı sebep-o-sonuç cümleleri, nesnel yargılı amaç-sonuç cümleleri. Öznel yargılı amaç-sonuç cümleleri. Birinci bence yazar, okuyucuyu etkilemek için kitabında çarpıcı savaş sahnelerine yer vermiş. İkinci gençlerimize milli duygular aşıladığı için bu edebiyatçımıza ödül verilmeli. Üçüncü Atatürk, 1919'da Samsun'a gitmek için Bandırma vapuruna bindi. 4. Şerife Bacı, İnebolu'daki cephaneleri Ankara'ya götürürken, kış şartları nedeniyle donarak şehit olmuştur. 5. Sanırım orduya katılmak için memleketinden ayrıldı. 6. Şair, milli mücadeleye katıldığından kahramanlık konulu şiirler yazmış olmalı. Soru, buna göre, Onur'un oluşturduğu örüntü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap. Gelecek derse hazırlık soru. Türklerin tarih boyunca bilime sağladığı katkılarla ilgili bir araştırma yapınız. Cevap. Türklerin tarih boyunca bilime sağladığı katkılar. Türkler, tarih boyunca birçok alanda bilimsel çalışmalara ve keşiflere önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle Ortaçağ İslam dünyasında Türk bilim insanları, matematikten astronomiye, tıptan coğrafyaya kadar birçok alanda çığır açıcı çalışmalara imza atmışlardır. İbn-i Sina, Avicenna. İbn-i Sina, tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan büyük bir Türk İslam bilim insanıdır. El-Kanun fit-tib adlı eseri, Avrupa'da yüzyıllarca tıp fakültelerinde temel başvuru kaynağı olarak okutulmuştur. Ayrıca farmakoloji ve anatomi gibi tıp alanlarına önemli katkılarda bulunmuştur. Farabi, Al-Farabius. Farabi, felsefe, mantık ve müzik alanında önemli çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. Aristoteles'in eserlerine yaptığı yorumlar ve geliştirdiği düşünce sistemleri, Batı düşüncesini derinden etkilemiştir. Muallimci Sani, ikinci öğretmen olarak bilinir. Biruni. Biruni, astronomi, coğrafya ve matematik alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınır. Dünyanın çapını modern yöntemlerle hesaplamış ve güneş sisteminin işleyişi hakkında doğru teoriler geliştirmiştir. Coğrafya alanında yazdığı eserler, farklı kültürler ve bölgeler hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Harezmi, Al-Karizmi. Harezmi, matematik alanındaki çalışmalarıyla modern cebirin temellerini atmıştır. Al-Jabr Cebir isimli kitabı, matematikte yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder. Aynı zamanda logaritma ve algoritma terimlerinin kökeni de onun adından gelmektedir. Ali Kuşçu. Ali Kuşçu, Osmanlı döneminin önemli astronomlarından biridir. Semerkand'da öğrenim gören Kuşçu, İstanbul'a gelerek Osmanlı Sarayı'nda bilimsel çalışmalarına devam etmiştir. Astronomi ve matematik alanında önemli eserler vermiştir. Risale-i Fih'e adlı astronomi kitabı, Osmanlı bilim dünyasında etkili olmuştur. Mimar Sinan. Mimar Sinan, mimarlık alanında yaptığı eserlerle Türk bilim ve sanatının en önemli isimlerinden biridir. Yapılarında ileri düzey mühendislik ve matematik tekniklerini kullanmış, mimarlıkta büyük yenilikler getirmiştir. Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii gibi yapılar, onun mühendislik dehasını ve bilimsel yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezarfen Ahmet Çelebi, uçma denemeleriyle bilinen bir bilim insanıdır. 17. yüzyılda Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmayı başarmış, havacılık tarihi açısından önemli bir isim olmuştur. Cahit Arf. Modern dönem Türk matematikçilerinden olan Cahit Arf, matematikte arf değişmezi adı verilen teoriyle dünya çapında tanınmış bir bilim insanıdır. Matematik alanında yaptığı çalışmalar, cebirsel geometriye önemli katkılar sağlamıştır. Türkler tarih boyunca bilim dünyasına büyük katkılar sağlamış ve birçok bilimsel keşfe öncülük etmiştir. Bu bilim insanları sadece kendi dönemlerinde değil, sonraki nesiller için de ilham kaynağı olmuşlardır. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Millî Mücadele ve Atatürk Teması sayfa 68, 69, 70, 71 Ya İstiklal Ya Ölüm dinleme izleme metni etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.